Peki hocam, son dakikalarımıza yaklaşıyoruz. Kısaca bir de prostat konusuna değinelim isterseniz. Evet, prostat. Bu gördüğünüz bitki yelpaze palmiyesi. Bu bizim sokaklarda, İstanbul sokaklarında gördüğümüz o büyük ağaçlar 30-40 metre boyundaki palmiye ağaçlarının yelpaze şeklindeki yaprakları. Onun küçüğüne cüce palmiye denir. Bu kısa boyludur. Yani yarım metre, bir metre boyunda. Bunun meyvesinin birleşimindeki beta-zitoşterol denen etken madde prostatın büyümesine sebep olan iki enzim var. Reduktaz ve aromataz. Bu enzimler prostatın içerisindeki erkeklik hormonunu dişilik yani kadınlık hormonu östrojene dönüştürüyor. Prostatın içerisinde kadınlık hormonu çoğalırsa dokunun yapısına uygun olmadığı için buradaki hormon, kadınlık hormonu yavaş yavaş büyüyor prostat. Yani test bir durum ortaya çıkıyor. Bunun zabal yani cüce palmiyenin meyvesinin ekstraktında etken madde var. Beta-zitoşterol, aromataz ve reduktaz isimli enzimleri frenliyor. Prostatın büyümesini önlüyor. Bu kadar kolay. Bununla da ilgili klinik araştırmalar mevcut. Biz çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde zabal latincesi. Zabal ekstraktı, çarkıfelek otu ekstraktı, kedi otu ekstraktı. 19 çeşit bitki ekstraktı. Mesela şu gördüğünüz ısırgan kökü. Isırgan kökü de aynı cüce palmiye gibi beta-zitoşterol içerir. Yani bu da prostatı yavaş yavaş küçültür. Yakı otu aynı şekilde beta-zitoşterol içerir. Bu da prostatı tedavi edicidir. Biz bununla da ilgili eğer ki normal prostat büyümesi ise zabal, prostatit ise prostat iltihaplanması söz konusu ise yakı otu daha etkilidir. Yani burada da bir farklılık var. Rahatsızlığa göre değişir. Prostat büyümesi de zabal, prostatit ise yani prostat iltihaplanması ise yak otu. Yani rahatsızlığa göre birazcık değişiklikler olur. Evet peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.